şarkı suya inmek isteyip de inemeyenlere gelsin. Acılar içinde suya inemeyenlere gelsin. Belki de elinden tek dileğim var, suya in yeter. Bir yabancı şarkı gibi. Bu bölümle birlikte yeni tanışacaklarımız için biz Miray ve Tolga. Evimizi kapatıp son 2,5 yıldır dünyanın birçok keyifli köşesini keşfettik. Keşiflerimizi Keyifliyim'de ve en son olarak televizyon programımızda da paylaştık. 2020 ile birlikte yeni evimizde Keyifliyim teknemizde yaşamaya başladık. Bu bölümde hem tersen neler yaşadığımızı hem de teknemiz için neler aldığımızı sizlerle paylaşacağız. Hazırsak başlıyoruz. Günlerden cumartesi malzeme tedariği yapacağız bugün de. Bodrum'a doğru yola gidiyoruz. Öğrenden Bodrum yaklaşık böyle 1,5 saat civarında sürüyor. Bir, yangın söndürme tüplerimizin bakımları ve kontrollerini yaptıracağız. İki, aldığımız mincerleri tekrar tersaneye bırak, onun için çıkartacağız. Zehirli boyamızı alacağız. Astarımızı, tintine pompası, bazı hepsini dışında, biraz sonra bayağı bir şey var. Göstereceğiz. Yaptığımız alışverişleri de paylaşacağız. Bakalım ya, heyecanlı süreç. Tüplerimize çıkmak için nasıl sabırsızlanıyoruz. Hem bir zehirlimizi, astarımızı, bir de tik temizleyicimizi aldık değil mi? Bir tane küçük makine dairesi fanları oluyor ya, Japsco'nun falan, soğutucu. Tamam. Bu da bunun için alıyoruz. Bu da makine dairemizde. Aslında çok büyük bir sıcaklık yok ama ne olur ne olmaz diye bir soğutucu fan. Bunların hepsi tekne karadayken yapılması gerekenler değil mi? Evet. Sonradan yapılmıyor. O yüzden de inmeden önce bunları aldık. Son 2 günde boyalar yapılacak ki boyalar erken de yapmıyoruz. Çünkü o zaman boyalar biraz yanıyor güneşte. Ve artık yavaş yavaş denize doğru iniyoruz. Alışverişimizi tamamladık ve şimdi East Marina'dan çıkıyoruz. Bu arada Bodrum'da birçok farklı yere gidiyoruz, farklı ürünleri almak için. Birçok mutfakla ilgili tezgah vesaire gibi konuları Koyuncuoğlu'nda bulduk. Bunların birçok konacıkta bu arada, Yalıkavak yolunda. Siz de yolunuz düşerse buraya bunlara gidebilirsiniz. Şimdi buradan bir koçtaş yapacağız. Evye, batarya gibi işlerimizi halledeceğiz ve ondan sonra teknemize heyecanla ve keyifle döneceğiz. Teknemizin son halini sizle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Neler aldık, hangi malzemeleri kullandık, neleri değiştirdik? Ama önce en çok merak ettiğiniz sorudan başlayalım. Şimdi biraz fiyatları da merak ediyorsunuz. Hak veriyorum. Yani çünkü tekne işlerine herkes her şeye çok pahalı diyor. Neyi ne kadara yaptırdığımızı söyleyeyim. Mesela evinizi de yaptırıyor olabilirsiniz. O fiyatlarla karşılaştırırsanız hani daha pahalı, daha ucuz, evde herhangi bir şey yaptırdığınızdaki fiyatlara göre hep düşünün. Bugün East Marina'dan zehirlisini aldık. Astar. Sintine pompası. Ne bir de tip temizleyicilerimizi aldık. Bu böyle 1000-1500 arası bir fiyat tuttu. Bütün banyonun ve mutfağın malzemeleri sadece. Daha içinde işçiliği yok. 5-6 bin lira arası. Yani birazcık tabii masraf yapıyoruz ama bu aldığımız, bugün aldığımız ürünlerle olan bakımı yaptırmak zorundasınız tekneye geçerken. Hani yani onlar olmazsa olmaz şeyler diye söyleyeyim size, bakımlar. Şu ana kadar cebimizden çıkan, tekneye aldığımız paranın haricinde kabaca 10 bin liraya yakın bir tutar harcamış olduk. Şimdi santrafor geliyor, fırın geliyor. Fırın tek kalemde hepsini silip atacak gibi bekliyoruz heyecanla. Bak. Sonraki durağımıza geldik. Şimdi de banyomuza lavabo alacağız. Onun için de küçük bir şey almamız gerekiyordu. Her yerde bulamadık. Günlerdir arıyoruz arıyoruz. En sonunda Bodrum'da bir yerde bulduk. Şimdi Tolga mağazaya girdi bile. Küçük bir lavabo olması gerekiyor. Banyomuz minicik olduğu için. Bakalım. Ha, bir dakika. Güzel değil mi? Ooo minnoş. Çok güzel. Soldan dedim. Batarya hangisi şu anki bu? O New Ark'ın bataryası. Smart serisi. 38. 37. 4 parmağım kadar. Gayet iyi. Oo, duş bile alırım ben burada. İyi akşam şam. İşte tamamladık. Nerede yıkayacağız biz? Nerede yıkayacağız? Ve bir sonraki durağımıza geldik. Bu defa da Koçtaş'tan diğer alacaklarımızı tamamlayacağız. Bazı malzemeleri internetten sipariş verdik. Onlar 1-2 gün içerisinde, 3 gün içerisinde gelecek hepsi buradan. Ama bazı malzemeler var ki mutfak evyesi gibi. Kesme işlemi buna göre yapılacağından dolayı hemen almamız gerekiyordu. Şimdi gidip evyemizi alacağız, mutfak evyesi. Güzel bir tane boyut beğendik, bakalım bulabilsek onu alacağız. Bir tanıdık yüzde burada. Umarım bu yaz buluşacağız Pınar. Damlalık da en küçük evye. O 40'a 50.
keyli, birazcık zorluyoruz ama sığıyor. Sığdıracağız ya. Teşekkür ederim. Batarya var mı taraftaydı? Ve Tolga alınacak diğer şeylere bakarken ben size Bodrum'da nerelerde hangi dükkanlara gittiğimizden şöyle kısaca bahsedeyim. Bu geldiğimiz yaklaşık 7892. dükkan. 6-7 dükkan falan var böyle temel olarak. Hani bakabileceğiniz böyle bütün malzemeler için. Şimdi de Koçtaş'tayız. Koçtaş'tan böyle işte Evye, Batarya, bu tip ürünlere bakıyoruz. Bu ürünler normalde biliyorsunuz normal evler içinde kullanılan ürünler. O yüzden burada bulunuyor. Yani illa marin ürünü ise onu buralarda bulmanız çok zor. Ama hani böyle evde de kullanılan ürünlerse onları daha rahat biliyorsunuz. Bizim için Evye öyle bir ürün, Batarya öyle bir ürün. O yüzden buradan rahatlıkla alıp şimdi götüreceğiz. Ustam da onların hepsine tık 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 yerine takacak. Zaten son böyle işte bir haftamız hani gibi düşünüyoruz. Hatta bir hafta bile değil, son 5 gün. Bu 5 gün içerisinde her şey tamamlanacak. Tık 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 yerlerine yerleşecek. Ondan sonra denize açılacağız. Değil mi? Rengi falan çizgilerimiz çok hoşuma gitti. Bir de çok fonksiyonel bak. Ayrı İçinden da böyle 3 tane kutu daha çıkıyor. 4'lü kutu. Ne kadarmış fiyatına bakalım. İster bütün kullanırsa. Lacivert çekmece için organize 54.90. Bu çok mantıklı. Ve diğer dükkana geldik. Diğer mağazaya geldik. Bu defa Koyuncuoğlu'ndan Sambet güneş yataklarımızın altına ayak alacağız. Bunlar biraz ayarlanabilir olması gerekiyor. Şöyle hafif, çok hafif yani. Tam böyle değil, hafif yatay. Yatık olacak böyle hani üzerine doğru çıktığı için. O yüzden onun dengelenmesi lazım. Bir yatay ama paslandığı için gözümde hoş gözükmüyordu. Şimdi bunu değiştirmeye geldik. Miray dedi ki ben bunu daha önce gördüm burada. Evet, geçen sefer geldiği zaman. Şey değil mi? İreko'ya bize tekne duyduğunda daha pahalı gözüküyor. Detaylarca gireceğiz. Evet. Şimdi bu parçalarını arayacağız. Güneş yataklarımızın, şezlonglarımızın ayakları. Şezlong ya, bir saattir güneş yatağı diyorum. Sambet sambet. Bu tam sunny side up gibi. Sırada neresi Ertuğrul? Evet arkadaşlar, biraz yorulduk ama şimdi hala gülüşüyoruz. Çünkü sona doğru yaklaşıyoruz. Şu anda Konacık Sanayi Sitesi'nden döndük. Aynamızı almadan önce en son bir LED lamba alacağız. Ama bu LED lambalar, havana ısıtan iç mekan LED lambalar bir Koçtaş'ta falan çoğunlukla bulunamıyor da hepsi burada. Çünkü 12 volt lambalar oluyor bunlar ve düşük elektrik çekiyor. Tekne atölyelerine uygun oluyor. Marin lamba. Aynen. Şimdi o marin lambamızı almak için bir marin şirketine gidiyoruz. Bakalım inşallah buluruz. Marin dükkanlarını çok seviyorum. Bakalım içeride neler bulacağız. Tabii ki de yani limitli bir şekilde alışveriş yapıyoruz. Şu an daha çok başında olduğumuz için biraz görüp alıştıktan sonra daha çok şey alacağız. Bunlardan alsam mı? Anahtarsız evet. Bu da anahtarsız. Aynen anahtarım. Pis su tankımıza da bir temizleyici aldık. İçindeki bakterileri öldürüyor bu arada. Çok enteresan bir ürün. Aa, ne kadar. Temizliyor ve o çaltaya gidiyor. Bakalım. Göreceğiz. Yani inşallah görmeyiz. Devam. 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 Zaten kapandı. Bizi bekliyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz bu arada beklediğiniz için. Şapka da aldım arada, haberin yok. Ben orada ne derdin diyeyim. Bir tane aldım. Beğenirsek bir tane daha alacağım. Tolga Kaptan. Tolga Kaptan yamuldu. Dağıldım. Bir kez sanayiye gidip aynayı alıyoruz da gidiyoruz. Bugünün 5. durağını da tamamladık. Sıra 6.sında. Bodrum'da bu işi yapacak insanlar için Konacık hep böyle Yalıkavak'a giderken, Turgutiye'ye giderken önünden geçtiğiniz bir yer biliyorsunuz. Konacık muhteşem bir yermiş. Bütün sanayi, malzemeciler, hırdavatçılar her şey burada. Böyle aşağı yukarı bir 3 km çapta her şey elde biliyorsunuz. Müthiş. Son durak olarak nereye geldik? Çok seversin, sanayiye geldik. Bakalım evet. 140 cm bir camı nasıl taşıyacağız? Kolay gelsin. Kolay gelsin. Tam bitti sanıyordum ki Tolga dedi ki bitmedi. Bir dükkan daha varmış. Oraya da yangın tüplerini bırakacakmışız. Bugün 7 durak yapmış olduk toplamda. Cam yapılan yerdeyiz sanayide. Erik cam diye bir yerde yaptırdık. Yani cam değil de ayna yaptırıyoruz. Banyomuz bayağı bir küçük olduğu için dedim ki ben hani bir tarafa ayna olsun. Eğer olabiliyorsa bu arada, eğer herhangi bir güvenlik sorunu varsa yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Hani ben diyorum diye böyle düşünmeyin. Hani zorunlu değil ama olabiliyorsa ayna olursa daha iyi olur dedim. Ve bir tarafına ayna yapıyoruz. Üzerine filtre çektirdik. Bu önemli bir nokta. Neden? Çünkü olur da herhangi bir durumda kırılırsa bir şekilde o cam, en azından o filtre onun buz gibi yere dökülmüş parçalanmasını engelleyecek. Buradan sonra çok ufacık bir işimiz daha var. Onun için şimdi Tolga açık mı dükkan diye kontrole gitti. Şuralardan 5'er santim bıraktım. Silikonları buraya yapıştırdım ki yarın bir gün folyo bırakırsa hani buradaki silikonlar bırakmamış olacak. Çok güzel oldu şu anda. Son yangın tüplerini bırakıyoruz. Azıcık daha sabır rica ediyorum senden. Tamam. Çok az, çok az daha. Tamam. Bugün çok işbirlikçiydik beraber. Çok iyi işler başardık. Gel bir tane çak yapayım. Çak.
Ve son durumda arkaya geçtim çünkü artık arabada da çok yer kalmadı. Yangın tüplerini tutuyorum. Ayaklarımı bile koyacak yer yok. Karşı koltuğa uzattım. Oo, yangın tüpleri. Sadece 1,5 saat bekleyecektim. Bir şey yok. Nerede 1,5 saat bekleyecekmişsin? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne lazım dedim. Sertifika verilecek mi? Nereye bağlanacak? Kaç kurosu? Dedim ki abi veriyor. Bunlar gerekiyor mu dedim. Dedim ilk tekrar hiç de bilmiyorum. Şimdi ruhsatı vereceğiz işin şakası bir yana. Yani tüplerinin bakımı ve yenilenmesi veya regülasyon aslında. Sen devam et ben. Evet, sahil güvenlik sizi yolda çevirip yangın tüplerinizi kontrol edebilir. Tamam. Tekneyi aldıktan sonra ilk olarak Hakan abiye girip yangın tüplerini değiştiriyorsun. Bir yılda bir değiştiriyoruz. Yıllık bakımları yapıyor. Öyle yani. Sıcak bir şey koyamazmışız. Beğendiğimiz şeyi alamadık maalesef. Sıcak bir şey koyduğun anda kabarırmış. O kadar sıcak ne koyacağız onu da bilmiyorum ama. Bunu beğenmiştik halbuki renk olarak. Şimdi bize ağaç gösteriyorlar. Ne kadarmış Tolga'da? 288 lira. Boyları 3.66 böyle bir şey yani. Bir diğeri de bu masif panel diye geçen çamdan. Bu ne kadar fiyatı? Ve tezgah için şeyi tavsiye ederim. Kayın veya meşe. Kayın veya meşe. Onlar ne kadar? Kaç milim oluyor? 3 santim. Hı? Çam olan. Çam 725. 975. Bir de bir tane de meşe var. Tamam. Bizim bütün teknemiz için koyu ahşap olduğu için bir de bunu koyarsak boğacak zaten. O yüzden açık olsun istiyoruz zaten. Sıcak bir şey ben koymam ya, ne olacak? Tabii ki canım. Herhalde. Üstüne şey yaparız. Çünkü öbürleri çok koyu renkli ya. Bunun üstünde jelatin var. Heh, bunda yok. Bunda jelatin yok. Bu daha güzel Miray'cığım. Ben dokunabilir miyim? Tabii. Ama bundaki tek renklerimiz bunlar mı kaldı? Evet. Ama bu düz beyazı çok güzel oldu bunun. Bunu biz sizden bir ölçü istersek kesip istediğiniz ölçüde veriyorsunuz değil mi? Bize 2 parça, 3 parça. Boyundan kısaltabiliriz ama ev yerini falan yerini versiniz. Tabii tabii öyle yapacaklar. İşte bulduk mutfak tezgahını hallettik. Olga yine neler aldın söyle. Gerçekten girdiğim her yerden 3-5-3-5 topluyorum. Teknede her zaman lazım olan şu tarz lastikler var. Gerek brandayı tutmak için gerek başka şeyi tutmak için. Şundan aldık 4 tane. Bir de nem giderici gördüm. Şeye ben bilmiyorum ama deneyeceğiz. Ver bakayım nasıl şimdi? Bak bakalım sana. Nem alıcı. Humidity Absorber. Teknemizin banyosuna böyle güzel açık renkli bir iroko kaplama yapacağız. Böyle savunalarda olan, havuz kenarında olan yapıya benziyor. Lakin 1.2 mm gerekiyor çünkü alanımız dar. Dar bir ürün gerekiyor, yani ince bir ürün gerekiyor. Ama standart ürünler 1.8'den başlıyormuş. Böyle zaten bak şöyle aslında. Göstereyim bak. Aa bu bildiğin tamam bu şey ya. Senin gösterdiğin var ya yok, şu bak. Havuzların kenarında olan. Evet. Çok böyle işte şöyle bir şey. Çok güzelmiş. Evet. Ne kadar metrekaresi? 30 euro metrekaresi. Yani 3 lira falan geliyor. 12. Girdim ne oldu? Bir şey yok, beklediğimiz şey oluyor. Tekneyi duydular mı herkes euro konuşur diyorlardı. Evet herkes ya abartılar. Bildiğin hasbihas Koyuncuoğlu'nda bir şey 3 lira 5 lira 10 lira derken TL derken bir anda çat diye adam tekne dediğin anda neye döndü? Ya adı Koyuncuoğlu'nan bir marketin sana euro fiyat söylemesi kadar saçma bir yer olamaz yani. Adım adı Koyuncuoğlu. İşin şakası bir yana tropikal ağaç dedi. Yani Türkiye'de olmayan bir ağaç olduğu için o iroko denen ağaç euro ile satıyorlar. Çünkü adamlar bu ürünü eskiden aldılar ve şu an zarar edecekler baktığında aslında. O sebeple euro ile her zaman satıyorlar. Bakalım ne olacak? Şimdi irokomuzu aramaya devam ediyoruz 1.2 mm. Kalınlıktan biraz kırparsak bence fiyatı istediğimiz noktaya getiririz. İlginç ilginç yerlere geldik. Tornacı nedir? Ne iş yapar? Ne şimdi iş yapar? Tornacıdan arkadaki kıçtaki koç boynuzlarını değiştirdiğiniz için saç ve cıvata alacağız. Bizim ırgıtta yapan Mehmet abiye geldik. Neler tuttu içeride? Bu da yok yok. Buranın en güzel özelliği ihtiyacı olan parçayı tam olarak kişiye özel üretiyor. Tornacının tabiri tam olarak bu. Yani mesela şu civata yoksa bunun yivlerini vesairesini ayarlayıp yapabilir diye düşünüyorum. Nasıl gidiyor işler? Çok şükür diyelim. Salgından dolayı kötü oldu. 12-7,5 saç 2 parça altında. Bir de şundan 8 tane istiyoruz. Şundan. Bunlar bizim. Evet. Bu da sizin galiba değil mi? Evet. Bu bizim koç boynumuz. Ne iş yapar bu atölye? Ekipmanları üzerine, şalkına, pervanesine, tankı, ırgatı. Irgatı. Her şeyi yapar. Her türlü işi yapar. Evet abi bizim tekneyi sevdin mi? Çok şanslısınız. Çok keyiflisiniz siz.
yine öğren, yine koşturmaca. Macera demek çünkü çok kısa bir arada istedik her şeyi aslında. Ve normalde bir sezonda 2-3 hafta hep söylüyoruz. 2-3 hafta binecek bir insanın yapmayacağı şeyler yapıyoruz. Çünkü neden? Biz bu tekneyle ne yapacağız Miray'cığım? Yaşayacağız! Bu arada eğer bu videoyu sevdiyseniz mutlaka beğen tuşuna basıp bize destek olun ki daha fazla kişiye bu hikayeleri duyurabilelim. Çünkü YouTube'un algoritması öyle çalışıyor yani. Siz ne kadar çok beğenirseniz o kadar çok öneriyor. Zili açarsanız her türlü itfaiyeci, yangın söndürmeci, camcı ve Türkiye'nin en güzel koylarının, denizcinin en güzel hikayelerini bizden dinleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Görüşürüz, hoşça kalın. Keyifle kalın. Hadi bitti artık ya, çok mutluyum. Bir sonraki bölümde, yani tersane bölümlerinin sonuncusunda teknemizin dışında ve içinde yaptığımız değişikliklerin son halini göreceksiniz. Kısa bir gün son alabilir miyiz Tolga? Saat 9, saat 3'te sokağa çıkma yasağından itibaren aralıksız dışarıdayız. Önemden çıktık, Bodrum'a geldik. Arada bir tersaneye bile vardık hatta. Bizim için gerçekten seyahatte alışık olduğumuz tempodan daha da yüksek bir tempo oldu. Ama bir şeyi severek yapınca oluyor mu şimdi de? Evet, bir de sonunda bana söz verdiğin gibi yemeği de getirdin ya. Helal İşte buradayız. Ya. Gündoğan'dayız şu anda. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın. İyi, hoşçakalın. Görüşürüz.